saygıyla selamlıyorum. İmran Kılıç kardeşimiz için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, AK Parti grubuna özellikle başsağlığı diliyorum. Allah sizlere uzun ömür versin hepimize. Çok uzatmak istemiyorum Sayın Bakanım ama şunu söyleyeyim. Sonuçta bu dönemde hakikaten Ulaştırma Bakanlığı AK Parti dönemine damga vurmuştur yatırımlarıyla. Çok önemli yatırımlar yaptınız. Biz bu yatırımlarla ilgili olarak temelde iki çeşit eleştiride bulunuyoruz. Bir tanesi kaynakların daha rasyonel kullanılmasıyla ilgili, usulsüzlük ve yolsuzluk olduğuyla ilgili. Bir diğeri de alternatiflerinin olduğuyla ilgili, bunların da araştırılması gerektiğiyle ilgili. Şimdi sabahleyin konuşurken Ekrem Bey de söyledi, biraz önce İbrahim Bey de söyledi. İstanbul'a, siz bir soru sordunuz ya sunumunuzda. Marmara, Yavuz Sultan Selim, Avrasya Tüneli olmasa İstanbul'un trafiği ne olur? Berbat olur. Siz zaten cevabını veriyorsunuz, berbat olur. Ama bu 50 milyar dolarlık yatırım Anadolu'ya yapılsaydı İstanbul'un nüfusu 16 milyon olur muydu? Biz Anadolu'da tutar mıydık milleti? Güvenlik açısından daha mı iyi olurdu? Bunlar da tartışılması gereken, net olarak ortaya, bilimsel olarak ortaya konması gereken konular. Ayrıca işin bir de şey tarafı var. Karayolları ile ilgili şunu söyleyeyim. Benim bir karayolları müteahhit dostum vardı. Eskiden karayollarında çalışıyor. Dedi ki ben karayollarında çalışırken istediğimiz gibi bağ, bahçe, tarladan geçirirdik yolu dedi. Şikayet edenlere de kızardık. Size yol yapıyoruz bir de şikayet ediyorsunuz diye. Ya aslında dedi haksızlık yapıyormuşuz insan. Siz de yapıyorsunuz, iyi işler yapıyorsunuz ama kızmayın lütfen. Çünkü bunun bir şeyi var, karşılığı da var. Soracağız. Şimdi Sayıştay ile ilgili olarak bazı konular bizden önce, buraya gelmeden önce gazetelerde yayınlanıyor. Altyapı yatırımları genel müdürlüğü olarak cevap vermişsiniz bazılarına. Şimdi onlara cevap vermeye, basında cevap vermeye gerek yok. Burada cevap vereceksiniz. Bizim istediğimiz bu. Burada bu konuları görüşeceğiz, tartışacağız. Bu saatte çok uzatmayayım Sayın Başkanım. Tekrar tüm milletvekili arkadaşlarıma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, AK Parti grubuna özellikle başsağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, vefat eden Kahramanmaraş milletvekilimiz İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakan, genel bütçeyle yapılması gereken ama yap işlet devlet modeliyle yapılması ve işletilmesi ihale edilen Aydın Denizli Otoyolu bütçenin yeni bir kara deliği olma yolunda. Sayın Bakan, Aydın Denizli Otoyolu'nda yapılan sözleşmenin ayrıntılarını vermiş olduğumuz soru önergelerine cevap vermediğiniz için biz de kendi çalışmalarımızda ulaştığımız veriler şunu gösteriyor. Günlük 35 bin araç garantisi veriliyor ama yolun en içtek bölümünden 22 bin araç geçiyor. Günde 22.500 araç, yılda 8.212.500 araç yapar. Garanti edilen 35 bin araç ise 12.775.000 yapıyor. Bu hesaba göre 4.562.500 aracın parasını kim ödeyecek? Her yıl taahhüt edilen kura bağlanan kısımları kim ödeyecek? Sayın Bakan, bugünlerde rekor kıran kurları da düşündüğümüzde Avrasya Tüneli ve Osman Gazi Köprüsü için yaşananlar tekrar edecek. Bu şartlarda yapılacak otoyolda yap işlet devret modeli yine de bir kamu yararı ve ne bir kamu hizmeti içermeyecek. Müteahhitler zengin ediliyor, şirketlere peşkeş çekiliyor. Bu da yetmezmiş gibi AKP'nin bu hesapsızlığın ve çıkarcılığının çevremesi yine yurttaşın omzuna geliyor. Ayrıca Aydın Denizli Otoyolu Projesi'nde Aydın Dalama, Yenipazar, Dondara, Nazilli, Birlibey, Kuyucak ve Buharkent'te defalarca güzergah proje değişikliği yapıldı. Güzergah değişiklikleriyle arazilerini kurtarmak uğruna geçimini birkaç zeytin ağacıyla sağlayan vatandaşın arazisi yok edildi. Ve bu projeyle ilgili cevapsız birçok sorular ortaya çıktı. Aydın Denizli Otoyolu'nun sözleşmesinin ayrıntıları nedir? Kaç araç garantisi verildi? Geçiş ücreti ne olarak belirlendi? Kurdaki dengesizliğe karşı bir önlem var mı?
Şirketin güzergah değişikliği yetkisi var mı? Güzergah değişiklikleriyle siyasi yanlışlara çıkar mı sağlamıyor? Güzergah değişiklikleriyle vatandaşın birinci sınıf arazisini, sit alanlarını, tarihi alanları niçin yok ediliyor? Soru önergelerine bu yanıtlar gelmediği için burada bunu soruyoruz. Sayın Bakan, Beyday, Ödemiş, Nazilli yolu. Büyük Menderes ve Küçük Menderes ovalarında üretim ve ticaret yapan vatandaşların bu alanlara girmek, ürünlerini taşımak için kullandıkları yol. Nazilli, Beyday, Köşk, Ödemiş yollarıdır. Söz konusu yollarda ilgili dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Cahit Turan'a vermiş olduğum soru önergesine gelen yanıtta Ödemiş, Beyday, Nazilli yolu 2019 yılı yatırım programında yer almaktadır. Yatırım programına göre projenin bitiş tarihi 2021 yılıdır. Köşk Ödemiş yolu ise bütçe imkanları dahilinde yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilecek diye cevap verildi. Sayın Bakan, 2021 yılı bir ay sonra bitiyor. Yolla ilgili bir çivi daha takılmadı. Çakmadığınız gibi geçtiğimiz günlerde Sayın Adalet Bakanı Abdullah Mehmet Nazilli'ye gelerek bölgede vatandaşlara yolun geliştirilmesiyle ilgili sözler verdi. Şimdi size sormak istiyorum. Bu yolu siz mi yapacaksınız yoksa Adalet Bakanlığı mı yapacak? Ya da daha açık sorayım. İktidar olarak bu yolu yapacak mısınız yoksa bu vaadiniz de tozlu raflarda kalmaya devam edecek? Sayın Bakan, Aydın hiç havaalanı olmayan 3 büyük şehirden birisi. En yakın havaalanı olan İzmir Adnan Menderes Havaalanı Aydın şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre, Karasu ilçemize ise yaklaşık 200 kilometre mesafede. Kütüğü Aydın olan vatandaşlarımızın %40'ı Aydın dışında. Yapılan bir araştırmaya göre Aydın Ticaret Odası'nın Kalkınma Ajansı ile katkıda hazırlattığı rapora göre İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na Aydın'ın plakası olan 09 ile giriş yapan araç sayısı günlük ortalama 1350. Yine Havaş Aydın'dan Adnan Menderes Havaalanı'na günlük 26 sefer yapılıyor. Treneyle gidenler eklendiğinde günlük 2500-3000 civarında kişi Adnan Menderes Havaalanı'na gidiyor. Bu rakamlara göre Aydın'ın Türkiye'deki en aktif havaalanlar arasında ilk 10'a ya da 15'e giriyor. Sizin Zafer Havaalanı'nı 2021'in ilk 9 ayında 7397 kişi kullanmış. Aydın'da 9 aylık rakamı 3 günde karşılayacak durumda. 2015'te AKP'li Aydın Milletvekili Çıldır Havaalanı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İlimize bir havaalanı gerekiyor. 2019'dan önce Aydınların uçma hayalini gerçekleştireceğiz demişlerdi. 2020 yılının sonuna geldik. Sayın Bakan, Çıldır Havaalanı'nı sivil uçuşlara 2022 yılında açmayı planlıyor musunuz? Son sözüm. Nisan 2018'de Sayın Cumhurbaşkanı Aydın'a yaptığı konuşmada Aydın hızlı tren hattını inşa ederek hizmeti açacağız demişti. Hızlı tren vaadi diğer seçim vaatleriniz gibi suya mı düştü Sayın Bakan? Teşekkür ederim. Ben de 2022 yılı Ulaştırma Bakanı bütçesinin ülkemizde milletimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konuşmama başlamadan önce Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç abimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına AK Parti grubuna başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Sayın Bakanım, konuşmama başlamadan önce sabahki Sayıştay bulguları ile ilgili tutanağı okuyorum size. Şöyle diyorsunuz, Sayıştay bir bulgudur. Bulgular bize gelecek, bunlara cevabımızı vereceğiz, o zaman görüşürüz. Şimdi konuşmaktansa daha sonra konuşmayı yeğliyorsunuz ama. Bakın bir uslup açısından sizden önceki bakan Mehmet Cahit Turhan, 28 Kasım 2019 yine Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşmasına şöyle başlamıştı. Hesap verebilir olmak ve şeffaflık kamu hizmetleri vermenin doğasında vardır diye. Bakın, hesap verebilir olmak ve şeffaflık kamu hizmetinin doğasındadır diye böyle bir sizden önceki bakanın açıklaması var. Belki siz bundan çekiniyor olabilirsiniz, şeffaf olabilmekten, hesap verebilir olmaktan. Çünkü Cahit Bey de bu açıklamayı yaptıktan 3 ay sonra görevden alındı. Belki böyle bir endişenizden dolayı şeffaf olamıyor olabilirsiniz. Efendim şimdi seçim bölgem Balıkesir'de 2019 yılında 76 milyon 521 bin lira para harcanak yapılan bir merkez havalimanı terminal binası var. Gayet güzel bir bina olmuş. Evet, her emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada İbrahim Bey buradaysa bakın bir hak teslimi de yapıyoruz. Ama bir sorun var Sayın Bakan. 99 kişi çalışıyor bu hava terminalinde ama 2 yıldır tek bir uçak dahi bu havalimanına inmedi Sayın Bakan. Tek bir uçakla 99 kişi orada bomboş duruyor. 76 milyon lirada evet boşa giden bir yatırım olarak yerini orada alıyor ve köhneleşen bir havalimanıyla karşı karşıyayız. Ve Balıkesir halkı adına buradan size sesleniyorum. Balıkesir merkezine havayolu seferleri bekliyoruz. 2 yıldır havayolu terminaline tek bir uçak tekeri dahi temas etmemiştir. Ve yine geçen yılda burada söylemiştim. Balıkesir Kepsut arası 18 kilometrelik bir yol ve tek şerit devamlı surette kazalar meydana geliyor.
ve buranın bölünmüş yol olarak yapılmasını talep etmiştik ve bize dediniz ki 2021 yılı yatırım programına alınacak, verdiğiniz cevapta. Ama herhangi bir şey yapılmadı. Yine bir hak teslimi daha yapayım. Burada Ağrı Milletvekilimiz Ekrem Çelebi Beyefendi dünkü konuşmasında Ağrı iline 1300 kilometrelik sıcak asfalt yaptırdığını söyledi. Ben Sayın Ekrem Bey'i tebrik ediyorum ve kendisinden destek istiyorum. Bakın tek bir AKP milletvekili kendi iline 1300 kilometre asfalt yol yaptırırken bizim Balıkesir'de 5 tane AKP milletvekili var, 18 kilometrelik yolu yaptıramadınız. Bağırmayın, yaptırın yolu. Yaptırın yolu, bağırmayın. Balıkesir halkı sizden hizmet bekliyor. Yaptırın, Kepsut yolu, Çin yolu yaptırın. Tabii. Lütfen. Bağırmaya gerek yok, yol yaptırın. Söylesin, değerli arkadaşlar. Mutlu Hanım, Balıkesir halkı sizden Kepsut yolunun duble yol olması bekliyor ve Balıkesir halkı sizi takip ediyor şu anda hanımefendi. Evet, yine Sayın Bakanım, Balıkesir Üniversitesi ile ilgili merkezi, Balıkesir Merkezi Üniversite Kampüsü arası ulaşım problemi var. Hatta 35 bin üniversite öğrencimiz var ve kampüse ulaşım sorunu çözülsün diye bir platform oluşturmuşlar. Lütfen bu konuya da eğilmenizi rica edeceğim. Çünkü hafif bir raylı sisteme ihtiyaç var görüldüğü kadarıyla. Bunu uzun yıllardır söylüyoruz ama ne büyükşehir ne de mevcut AKP'li milletvekili arkadaşlar bu konuya da evet özen göstermiyorlar, ilgilenmiyorlar. Bu konuda ilgi göstermenizi rica edeceğim. Yine uzun zamandır Balıkesir-Ankara hızlı tren hattı konusunda herhangi bir ilerleme olmuyor. Bu konuda da sizin desteğinizi bekliyoruz. Ve her şeyden önemlisi Balıkesir Merkez Havalimanı'na bir an önce uçak seferleri düzenlenmesini talep ediyor. Ve bütçenizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Diliyorum yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sayın Bakan hoş geldiniz. Bartın'dan bahsedeceğim. 3 Ekim 2021 tarihinde Bartın Esenyurt Akmanlar mevkiinde bir kaza oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Bartın örgütünün içinde olduğu araç yaptığı kaza yaptı ve içinde bulunan belediye başkan yardımcısı Ahmet Kömeci ve Murat Sevilmiş'i maalesef kaybettik. Birçok kişi de bu kazada yaralandı. Kaza diyorum ancak aynı yerde yaşanmış. Bu ne ilk ne de son olay. Daha önce de aynı yerde, aynı güzergahta komiser yardımcımızı ve eşini kaybetmiştik. Bu yoldaki sorunla ilgili zaten birçok şikayet vardı. Ama Karayolları Genel Müdürlüğü işin ciddiyetini ancak bir kamyonun daha devrilmesinden sonra anlayabildi. Vatandaşların şikayetlerine rağmen bu güzergahta gerekli önlemler alınmadı. Aynı yerde bir hafta içinde üst üste kazalar oluyorsa ve bunun sonucunda insanlar ölüyorsa sorumlusu sizce kimdir Sayın Bakan? İlgililerin sorumluluğunu yerine getirmesi için illa insanlar mı ölmeli? Bakın ancak bu kazalar olduktan sonra karayolları güzergahı asfalt ve yol çalışması yapmaya tenezzül etti. Bu ihmalin bedelini ise insanlar canlarıyla ödedi ne yazık ki. Bu konuda bir açıklamanız var mı? Defalarca uyarılmasına rağmen bölgede gerekli önlemleri almak için karayolları neden bu kadar gecikti ve bekledi? İnsanların hayatları bu kadar ucuz olmamalı Sayın Bakan. Bu ve benzer olayları bizler artık yaşamak istemiyoruz. Mesela şimdi oraya asfalt döküldü ama herhangi bir teknik inceleme yapıldı mı? Yoksa bu da yarın başkalarının canına mal olabilecek bir günü kurtarma operasyonu muydu? Bu kara noktalar başka yerlerde de var. Buralarla ilgili acil ve kökten çözüm gerekiyor, çözüm bekleniyor. Geçici tedbirlerle ya da geciken önlemlerle devam ederseniz üzülerek söylüyorum ki bunlara kaza denilemez. Bir başka konu Kozyağız, Hasankadı ve Karabük yolu. Bu yolda da çok kaza oluyor. Neredeyse tek şerit bile değil bu yol. Biliyorsunuzdur belki. Oldukça virajlı ve birçok heyelan noktasıyla dolu. Kış aylarında sürekli don tehlikesiyle karşı karşıya. Şimdi burayla ilgili de yıllardır bir projeden bahsediliyor. Yıl 2021, aylardan Kasım. Bu proje ne oldu Sayın Bakan? İnsanlar hala heyelan riskiyle karşı karşıya. Son yaşanan sel felaketinden sonra vatandaşlar oldukça zor durumda bu bölgede. Bakın bu yol Hasankadı ve Kozyağız beldelerimiz için hayati bir öneme sahip. Bu yol ne zaman tamamlanacak Sayın Bakan? Bir de çevre yolu meselesi var. Bartın küçük bir şehir.
Ama yani kent içinde bir yerden bir yere ulaşmak o kadar zor hale geldi ki, daha yeni geldiniz siz de, kendiniz de belki görmüşsünüzdür. Organize sanayiden limana da, Ankara'ya da, İstanbul'a da aynı çevre yolundan gidiliyor. Ve üstelik bu çevre yolu şehrin tam göbeğinden geçiyor. Her gün ortalama 300-400 tane tır, yüzlerce araba aynı yoldan bir yerlere ulaşmaya çalışıyor. Ve ulaşım neredeyse imkansız hale geldi. Bartın felç oldu. Kaza riskleri, yaşanan kazalarsa cabası. Siz mevcut çevre yolunu rehabilite ederek trafiği rahatlatmaya çalışıyorsunuz ama olmuyor Sayın Bakan. Bartın'ın yeni bir çevre yoluna ihtiyacı var. Bunu da yıllardır söylüyor Bartınlılar. Mevcut çevre yolu haliyle Bartın'ın trafik yükünü kaldıramıyor, çekemiyor. Yeni çevre yolu yapımına başlanacak mı? Güzergahı ne olacak ve ne zaman tamamlanacak? Sayın Bakan, artık Bartın'ı çıkmaz sokak olmaktan kurtarın, kurtarmayı düşünüyor musunuz? Bu konularda bizi aydınlatabilirseniz çok sevinirim. Son olarak benim de çok önemsediğim bir konu bisikletliler. Yani şimdi altyapı yetersizliğinden bisiklet cinayetlerinde ne yazık ki en yukarılardayız. Araştırma önergelerimiz bu konuyla ilgili reddediliyor. Halbuki bisikletli cinayetleri resmen kabus gibi ve bunlara karşı önlem alınmıyor. Bisikletlinin trafikte neredeyse hiçbir hükmü yok, yolları yok, hakları yok, aynadan bakan yok, kaza yaptıklarındaysa takip hiç yok. Halbuki bisiklet dünyada kabul edilmiş bir ulaşım aracı, öyle salt spor olsun diye kullanılan bir şey değil yani. Bir gelişmişlik ve medeniyet meselesi. Bu konuda karayollarına verilen önem kadar bisikletli haklarının tanınmasını, korunmasını, bisiklet yollarının yapılmasını ve bunun için bütçe ayırmanızı talep ediyoruz. Teşekkür ederim. Hazırım, saygılarımla selamlıyorum. Sayın Bakan, bakanlığınızın 2022 yılı bütçesinin de hayırlı olmasını diliyorum. Yaşamını yitiren Kahramanlı Araş milletvekilimiz Sayın İmran Kılıç Beyefendi'ye de Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, sevenlerine ve AK Parti camiasında başsağlığı diliyorum. Sayın Bakan, Filios Vadi projesi sadece Zonguldak için değil, Türkiye ekonomisi açısından son derece önemli bir projedir. Milli bir projedir ve son 40 yıldır da bütün iktidarların bu projede katkısı vardır. Filios projesinin kamulaştırma kararları rahmetli Bülent Ecevit döneminde alınmıştır. Biz de bu projenin ivedilikle faaliyete geçmesini istiyoruz Sayın Bakan. Sayın Bakan, tabi bütçe sunumunuzda Filios Limanı'nın tamamlanan projeler arasında gösterdiniz ve Sayın Cumhurbaşkanı için açılışının yapıldığını ifade ettiniz. Oysa liman henüz tam anlamıyla tamamlanmadı. Limanın sadece altyapı işleri tamamlandı. Açılış yaptığınız yerde işin altyapı kısmıdır. Oysa limanın üst yapı işleri durmakta ve daha önemlisi Filios Limanı'nı kimin işleteceği şu an kamuoyuna açıklanmamıştır. Sayın Bakan, biz ülkemiz ekonomisine katkı sunacak, istihdam sağlayacak hiçbir yatırıma itiraz etmeyiz. AK Partili arkadaşlar işte şunu yaptık, bunu yaptık diyorlar. Memnunuz, sorun yok. Ancak bizim itirazımız bu işlerin yapılması değil. Bu işleri yapılırken tüy bitmemiş yetimin hakkının gözetilmemesine, birilerini zenginleştirmek için bu projelerin maliyetlerinin şişirilmesine ve ülke kaynaklarının doğru şekilde kullanılmamasına itiraz ediyoruz. Sayın Bakanım, Filios projesinin de maalesef kamu kaynakları doğru kullanılmamış ve maliyetler şişirilmiştir. Bu Filios limanı aslında Türkiye'nin üçüncü büyük limanıdır ve Karadeniz'in de en büyük limanıdır. Sayın Bakan, bizim bildiğimiz kadarıyla 537 milyon liralık Filios limanı altyapı işleri İhale bedeli 4'e katlandı ve 2 milyon 126 milyon TL'ye çıktı. 4'e katlanan bu işten ise iki şirket kağıdı çıktı. Bizim bildiğimiz kadarıyla diyorum, çünkü birçok bilgi kamuoyundan gizleniyor. Bu iki şirketten birincisi Baybuk Grup, ikincisi ise Polin İnşaat. Bakın, 4.12.2019 tarihinde Filios Limanı İnşaatı, Rıhtım ve Geri Saha İnşaatı adı altında yeni bir ihale yapıldı. Bu ihalede 695 milyonluk bir ihale. Kolin inşaatı vermişsiniz. Peki biz bunu bilmiyorduk. Ne zaman öğrendik? Bakın, ihalenin yapılmasından tam 439 gün sonra 1 Şubat 2021 tarihli resmi gazeteden öğrendik. Biz bu ihaleyi öğrenememişiz de siz gizlemişsiniz bakın. Bütün büyük altyapı işleri
gizli kapaklı yapılıyor. Gizli kapaklı yapılan işlerin tamamı da beşli çeteye gidiyor. Ve şimdi Filios da beşli çeteye altıncı üye mi eklenmektedir? Bakın Varlık Fonu yöneticisi Fuat Tosyalı'nın sahibi olduğu Tosyalı Holding, bu Tosyalı Holding tank falet markasında ihalesi olarak alan şirket. Bakın Filios projesindeki her taşın altından Tosyalı Holding çıkmaktadır. Tosyalı Holding önce 6 günlük şirketiyle ihalesi olarak Filios Endüstri Bölgesi yönetici şirketi olarak atandı. Ve daha geçenlerde Zonguldak açıklarında çıkan doğalgazın Filios'a taşıyacak 190 kilometrelik çelik boru yapım işi de Tosyalı Holding'e ihalesi olarak verildi. Peki Tosyalı bu boruları nerede üretecek? Tosyalı'nın Zonguldak'ta ürettiği tesis var mı? Yok. Borular İskenderun'da üretecek ve oradan da 880 kilometre taşıyacak ve Filios açıklarında montajı yapılacak. Bu şekilde maliyet artmayacak mı? Öte yandan bu boru yapımıyla ilgili neden serbest rekabet koşullarının sağlandığı bir ihale yapılmamıştır? Sayın Bakan, Filios projesinin etinden de, sütünden de, yününden de Tosyalı yararlanmaktadır. Size soru soruyoruz da cevaplamıyorsunuz. Biz bu soruları 83 milyon adına soruyoruz Sayın Bakan. Sayın Bakan, Zonguldak'ta Filios Limanı üst yapı işlerinin ve liman işletmesinin de Tosyalı Holding'e verileceği konuşulmaktadır. Zonguldak kamuoyu bu durumdan rahatsızdır. Şimdi ben bir kez daha size soruyorum. Zonguldak adına sormuyorum sadece. 83 milyon adına soruyorum. Filios Limanı'nı kamu mu işletecek, özel sektör mü işletecek? Eğer özel sektöre verecekseniz üst yapı işleri ve işletmesi için serbest rekabet koşullarının oluştuğu açık şeffaf bir ihale mi yapacaksınız? Yoksa Filios Limanı üst yapı işlerini saraya kapalı kapıların ardında gizli pazarlıklardan Tosyalı Holding'e mi vereceksiniz? Tamamlıyorum efendim. Sizden bu sorunun cevabını bekliyoruz. Sayın Bakan, yoksa bu soruların cevabını siz de mi bilmiyorsunuz? Eğer bu soruların cevabını... Sayın Başkan, az önce vefat haberini aldığımız Kahramanmaraş milletvekilimiz İmran Kılıçan, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve AK Parti grubuna da başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sunumunda 2002'den bu yana yapılanları, hatta yıllarca yol yaptık, yol diye anlatılanları dönmüş dönmüş bir daha anlatmış. Müflis tüccarın eski defterlerini karıştırdığını hepimiz biliriz. Sermaye tükendi sanırım. Bakanlığın geleceğe yönelik ise 2023, 2053, 2071 yıllarına verdiği sözde randevular var. 2 ay sonrasını öngöremeyen bir bakanlık 50 yıl sonrasına, 30 yıl sonrasına, hatta 2023 için 2 yıl sonrasına dair söylediklerine inanmamızı bekliyor. Bakanlığınızın vaatlerine inanmıyoruz Sayın Bakan. Çünkü mesela 2001 yılında bakanlık olarak Karaman'da bitirdiğiniz proje yok. Bakanlık olarak ve bakan olarak şahsen Karaman'daki projelere ilişkin verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız. Zaman içinde inanırınızı da kaybettiniz. Buyurun hızlı tren meselesine birlikte bakalım. Hızlı tren hattıyla ilgili olarak Ağustos 2016'da TCD'de Genel Müdürü İsa Apaydın gelecek yıl. Ekim 2017'de Başbakan Binali Yıldırım önümüzdeki yıl. Mart 2018'de Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan bu yıl sonunda. Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl sonunda açılacak dediler. Ocak 2019'da soru önergelerine cevapta 2019 yılının ikinci yarısında açılacak denildi. Bakanlığınızın 2019'da çıkardığı Ulaşımda ve İletişimde Karaman Kitapçığında ise 2020 yılının Mayıs ayında açılacağı bilgisi yer aldı. Mart 2020'de de siz göreve geldiniz. Mayıs 2020'de Karaman Uruç Kışla hattını gezdiniz. Yaptığınız açıklamada 2020 sonunda. Haziran 2020'deki soru önerge verdiğiniz cevapta 2021 yılının ilk çeyreğinde. 29 Nisan 2021'de hatta test sürüşü yaptınız ve bu hatta Haziran'da hızlı tren işletmeciliğine başlıyoruz dediniz. 2 Temmuz 2021'de kısa süre sonra Konya Karaman'ı hızlı trenle birbirine bağlıyoruz dediniz. Hiçbirisi olmadı. Yani söylenen sözler yerine getirilmedi. Eylül 2021'deki soru önergeme bu sefer tarih vermeden cevap vermişsiniz. Sayın Bakan, bu noktada bakanlığınızın yıllar içinde gösterdiği gelişmeyi takdir etmemekte elde değil. Son önergeme cevabınızda tarih vermemişsiniz. En azından tutamayacağınız tarihleri taahhüt etmemeyi öğrenmişsiniz. Gösterdiğiniz bu gelişmeyi de vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum.
Bu proje başlamadan önce aynı hatta 3-4 vagonla çalışan ray usulüyle karavanlı hemşerilerin Konya'ya ve demir yolu bağlantısı olan diğer illere ulaşabiliyorlardı. Gerek hastane için giden vatandaşlarımız, gerek eğitim için giden öğrencilerimiz daha ekonomik koşullarda ulaşım imkanına sahipti. Karavan halkı 6 yıldır bundan mahrum ve birkaç saatte bir sefer yapan 45 kişilik bir otobüse mahkum kaldı. Sayın Bakan, merak etmeyin. Bu sefer size Konya Karavan Hızlı Tren Hattı ne zaman açılacak diye sormayacağım. TCDD Genel Müdürünüz birkaç gün önce karavandaymış. O bir tarih vermiştir umarım. Yoksa o da mı vermemiş? Ne kadar yazık. Sayın Genel Müdür, karavanı yakın zamanda hızlı trenle buluşturmak için gün sayıyor olmaktan memnuniyetimi ifade etmek istiyorum diye açıklama yapmış. Sayın Bakan, bir zahmet Genel Müdürünüzü hatırlatırsanız memnun olurum. Karamanlı hızlı tren işi gün saya saya takvimde gün bırakmadı. Hızlı tren gelsin de Karamanlı da memnun olsun. Bakanlığınızın bitiremediği projelerin yanında bir de unuttuğu projeler var. Karaman Havalimanı, Çamlıca Viyadüğü, bir de lojistik merkezi var. 2019'da soru önergesiyle durumunu sormuştum. Bakanlık Ekim 2017'de ihalesi yapılmış olup ihale kararına yapılan itiraz değerlendiriliyor demişti. 4 yıl oldu sanırım hala değerlendiriyorsunuz. Sözün sonunu şununla bağlayalım. Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul'da metronun girişine M ya da U harfi koymaktan ve vatandaşın sırtından beşli çeteyi beslemekten daha önemli işleri olsa gerek. Yolun medeniyeti de getirdiği düşündüğümüzde Sayın Bakan şahsen ve bakanlık olarak siyasi çekişmelere uğraşmak yerine esas görevinizi yapmanızı diliyorum. Karaman 19 yılı AK Parti iktidarı olmak üzere 32 yıldır il. En büyük ilçesi Ermenek ile birlikte Taşeli yöremizdeki Başyayla ve Sarıveliler ilçesiyle doğrudan yol bağlantısı yok. Ne zaman sağlanacağına dair de bir ışık da yok. Bu büyük bir ayıp. Başta AK Parti olmak üzere bu dönemde iktidar olan tüm siyasi partilerde bu ayıba ortak. Değerli arkadaşlar, AK Parti grubundan Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir'in söz talebi var. Kısa bir talep. Buyurun.